Merhaba, ben Hakan Yılmaz. Trakya birlikte iletişim yazılımıyla yürütmüş olduğumuz MES projesinin yöneticilerinden biriyim. Kısaca firmamızdan bahsedecek olursam, Trakya Birlik, rafine yağ sektöründe Birya, Trakya gibi markalarıyla bilinen, bunun yanında margarin ve fenli yem sektöründe de faaliyet gösteren bir kooperatif birliğidir. Üretim ve iş süreçlerimizi dijitalleştirme arayışı içerisindeydik. Sektöründe bilinir olması, referanslarının güçlü ve ekibinin deneyimli olması, karar verme sürecinde iletişim yazılımı bizler için ön plana çıkardı. Gıda sektöründe yaptığı projelerde ilgimizi çekti ve bu süreci daha da hızlandırdı. Sonrasında da anlaşmamızı sağlamış olduk. Proje aşamasına işletmemizin tüm ünitelerinin dahil olduğu detaylı bir kavramsal analiz çalışması yaparak başladık. Bizim firmamız için bu analiz yaklaşık 3 ay sürdü. Kavramsal analiz sonrasında mevcut ihtiyaç ve beklentilerimizi karşılayabilecek senaryomuzu oluşturmaya başladık. CoreDrift programının teknolojik altyapısının çok esnek olması sayesinde senaryo çalışmamızı hızlıca, özellikle teknik ekibin deneyimi ve yapıcı yaklaşımıyla tamamladık. Sonrasında eğitimlerimizi aldık ve saha pilot çalışmaları testlerimizi tamamlayarak 2021 yılında projemizi canlıya aldık. Amacımız, süreçleri dijitalleştirerek her yönüyle hızlandırmak ve takibini kolaylaştırmaktı. Projemizde başlıcaları üretim, kalite, otomatik veri toplama, tartım, paketleme ve sevkiyat olmak üzere birçok modül kullandık. Bu modüller sayesinde tüm ambarlarda ham madde, yarı mamül ve mamül hareketlerini anlık olarak takip etmeye başladık. Siparişlerin, üretim emirlerinin, kalite değerlendirmelerinin sistem üzerinden izlenebilmesini, makine gruplarından anlık olarak veri toplanmasını sağladık. İhtiyaç duyulan ünitelerimizde barkodlu üretime başladık ve bu sayede amaçlamış olduğumuz izlenebilirlik hedefine ulaştık. Programın esnek yapısı sayesinde hatayı azaltmak ve yetki dağılımını doğru sağlamak amacıyla kullanıcı bazlı modellemeler yaptık. Proseslerden elde edilen verilerle tüm faaliyetleri gerçek zamanlı olarak takip edebileceğimiz, istediğimiz şekilde tasarlayabildiğimiz raporlar oluşturduk. Kısaca ve ana hatlarıyla bunları söyleyebilirim. İlave olarak da kurumumuz tarafından tercih edilen Logo ERP programıyla entegre olarak çalışmasını amaçlıyorduk ve bunu da sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdik. Merhaba, ben Gamze Devren. Yürütmüş olduğumuz MES ve BPM projelerinin yöneticilerinden biriyim. Projemizin bir diğer ayağında ise BPM ürünü olan management ile üretim harici diğer iş süreçlerinde dijitalleşme çalışmalarımıza yer verdik. Management'ın CoreDrift gibi sabit modülleri elbette var ancak biz firma olarak management'ı no-code olarak kendimize göre kurgulamayı tercih ettik. Belirttiğimiz gibi gıda sektöründe faaliyet gösteren bir firmayız ve bu bağlamda yönetim sistemlerinin, dokümanlarının ve sistemlerin sorumsuz bir şekilde tek bir program altında yürütülmesi amaçlarımızdan biriydi. Bunu sağlamak için proje öncesi arşivlediğimiz ıslak imzalı belgeleri programda e-onaylı olarak arşivleme ve takip etmeye başladık. Üretimden bağımsız olarak takip ettiğimiz verileri raporlamamızı kolaylaştırdı. Bölümlere ait formların, dokümanların taleplerinin, revizyonları, yönetim sistemlerine ait dokümantasyon çalışmalarının sistem üzerinden yapılması, kayıtların arşivlenmesi ve takip edilmesi sağlandı. Her iki fabrikamızda ayrı ayrı yönetilen ve belgelendirmesi yapılan yönetim sistemi belgelerine ait dokümanların aynı çatı altında toplanarak belli noktalarda ortak yönetilmesi sağlandı. Aynı zamanda CoreDrift ve management programları arasında entegrasyonun sağlanabiliyor olması sayesinde verilerin iki taraflı kullanılmasını sağladık. Projeye başlamadan önce ilgili ekiplere bilgilendirme çalışmaları yaptık. Bizim tarafımızda da bir proje ekibi kuruldu ve biz de projede aktif rol oynadık. İşletme olarak hem yönetim hem de ekip ile dahil olmamızı gerektiren bir proje olduğunun bilincindeydik. Proje canlıya geçip rafa kaldırılabilecek bir proje değil. Gerek CoreDrift gerek management ikisi de veriyle beslenen ve sürekli güncel tutulması gereken programlar. Bu yüzden proje ekibinin seçiminin doğru yapılması, aynı zamanda iki ekibin uyum içinde çalışabiliyor olması çok önemli. Bu noktada iletişim yazılımının desteği bu geçiş aşamasında bizim için çok kıymetliydi. Bu gibi projelerin kalıcı olması için
firmaların her problem ve destek ihtiyacında teknoloji tedarikçisini yanlarında hissetmeleri çok önemlidir. Bu yüzden sistemlerin sürekliliğini sağlayabilecek firmalarla işbirliğine gidilmesi önerim olacaktır.